yerine. Ben olsaydım baktığım aynanın yerine. Dalıp gitme derine, kurbanın göz ferine. Ben olsaydım, ben olsam aynanın yerine. Ben olsaydım baktığım aynanın yerine. Su kaynadı çay demde, sensiz gözlerim nemde. Senin günahın varsa ben çekem cehennemde. Su kaynadı çay demde, sensiz gözlerim nemde. Senin günahın varsa ben yanam cehennemde. Döşme, gir koynuma üşüme. Ömür boyu uyumam, sen girmezsen düşüme. Ömür boyu uyumam, sen girmezsen düşüme. Oy döşme, döşme, gir koynuma üşüme. Ömür boyu uyumam, sen girmezsen düşüme. Ömür boyu uyumam, sen girmezsen düşüme. Çay demde, sensiz gözlerim nemde. Senin günahın varsa ben çekem cehennemde. Su kaynadı çay demde, sensiz gözlerim nemde. Senin günahın varsa ben yanam cehennemde. Çekem cehennemde. Su kaynadı çay demde, sensiz gözlerim nemde. Senin günahın varsa ben yanam cehennemde. Hoş geldiniz efendim. Tekrar tekrar. Eyvallah, çok efendim, bir fabrikatörle aynı programda olmaktan keyif duyuyorum. Estağfurullah, evet. Sizin gönlünüzü güzel. Yoksa gerçekten fabrikanda mı var? Hayır canım, insanoğlundan güzel fabrika var mı yani? Yani ben şu anlamda söylemiştim. Söz Mustafa Yıldız Doğan, müzik Mustafa Yıldız Doğan, her şey Mustafa Yıldız Doğan, şirket Mustafa Yıldız Allah Doğan değil şükür, mi? Maşallah, Allah şükür, tebarekallah. Allah hayırlı uğurlu olsun Allah diye bir alkış ve dua istiyorum. Sağ olun, Allah razı olsun. Nasıl gidiyor hayat? Güzel, Allah bugünlerimizi aratmasın. Amin, daha güzellikler yaşasın. Bireysel olarak baktığımız vakit sağlığınız, saatiniz yerindeyse... Bitti. Allah'a binlerce şükür ama... Eğer biraz idealistseniz, biraz humanistseniz, biraz toplumla ve dünya ile alakanız varsa tabii dünyanın gidişatı hakikaten hoş değil. Dolayısıyla can sıkıntımız varsa, üzüntümüz varsa bütün dünyaya ait. Çünkü bize bırakılan dünyayı daha güzel bir şekilde çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakamamanın ezikliği ve hüznü içerisindeyiz. Değilse hayat güzel. Hayat başka güzel bakmayı yani. Biliyorsan güzel. Güzel. Allah'a şükür. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ne zaman çıktı? Bir hafta önce çıktı. Hayırlı uğurlu olsun Allah inşallah. 8 eser var. Ölür müydünün tam yani bir karşılıksız aşklar için aslında sevgililer günü diye ki 3 gün evvel de salı günü. Yani vakit var mı? Bir türkü daha alabilir miyiz? Tamam. Benim için onu söyler estağfurullah, misin? Estağfurullah. Ölür müydü? Evet. Ölür müydü? Sanma ağrım dindi, sonum yakın, günü
içindir bu bedende, can senindir. Sen de beni sevseydin ölür müydün, ölür müydün, ölür müydün ya? Sen de beni sevseydin. Bir selam bekliyormuş. Ardahan'da askerlik yapan Yunus Koyuncuoğlu ve bütün Mehmetçiklerimize asker selamı eyvah gönderelim. Eyvallah. Allah'ım korusun hepsini, hepsini, hepsini. Buyurun. Sağ olun. Buyurun, buyurun, buyurun. Şimdi bir amca var burada. Daha önce hani konuşmadım. Allah'ın Resulü ismi de. Bu şiir sana mı ait amcacığım? Okumak istiyor. Rejiden izin isteyebilir miyim? Müsaadeniz var mı? Tamam, burada mı okumak istersin, orada mı? Gel hadi gel. Ay canım benim, canım gel gel amcacığım. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldin. Al mikrofonu. Ve aleyküm selam amcacığım. Gel. Şöyle Allah dön. Allah başarımızı artırsın. Allah bütün İslam kadınları sizin gibi olsun. Estağfurullah. Şöyle bir dön. Mikrofonu da al. İstersen ben tutayım, sen tutamayacaksan. Heyecanlanır da. Heh. Biraz heyecanlı oluyor. Tamam. Kaç yaşındasın? Kimsin? Adın 85. Ne? 85. Hadi canım. Maşallah. Nerelisin? Kastamonu. Kastamonu'da çok mu yaşıyor insanlar? Herhalde öyle galiba. Neydin işte? Efendim? Gözün görüyor maşallah. Hamdolsun. O kitabı yazdım işte. Bana niye getirmedin ondan? Biraz izlerseniz ya, arada iyi olur. Peki. Ezbere mi okuyacaksın? Evet. Hadi, yok. Buradan. Hadi. Biraz. Hadi bakalım. Çok az zaman kalmış. Hiç olmazsa Kastamonu'yu ben temsil edeyim. 85 yaşında. Kastamonu temsilcisi. Amcamın adı ne? Raşit. Raşit Tekcan. Raşit Tekcan. Hadi buyur. Yakın tut, olur mu mikrofonu? Hak Muhammed dedi sana. Seviç keder hak kuluna. Şefaatin inanana. Sen Allah'ın Resulüsün. İnsü cinne şefaatin. Bize emirdir sünnetin. Ümmetinde var kıymetin. Sen Allah'ın Resulüsün. Tüm insanlık sana muhtaç. Şefaatin kulaç kulaç. Sünnetin başımıza taç. Sen Allah'ın Resulüsün. Avulu kuzu söyledi. Yeme sakın benden dedi.
görenler imana geldi. Sen Allah'ın Resulüsün. Tek dostusun Rabbimizin. Şefaatin dizin dizin. Alıver Allah'tan izin. Sen Allah'ın Resulüsün. Medine'ye vardı yolun. Sütün verdi kısır koyun. Ya. Bugünlere geldi soyun. Sen Allah'ın Resulüsün. Raşit gezer diyar diyar. Yüceliğin bilmeyen var. Tanır seni dağlar taşlar. Sen Allah'ın Resulüsün. Allah Allah. Hakkınızı helal edin. Aynen, çok tatlıymış. Ne yaptın amcacığım? Bu 85 yılı bana bir anlat. Ne yaptın, ne ettin? Hayata ne imza attın? Ah kızım, orada o da var. Burada orada şimdi. O da var ama reklamlar da var. Az sonra buradayız inşallah. Efendim bugün sağlık günümüz, Mustafa Bey de müsaade ederse olur mu? Kadın sağlığı için konuşacağız. Bir de bugün çekiliş günü. Yanlış hatırlamıyorum değil mi arkadaşlar? İsimlerini yazdırmış olan herkes bugün ekran başına. Çünkü biz yayın sırasında çekiliş yaptıktan sonra alo diyoruz. Açmayan olursa o zaman ikinci bir kura çekiyoruz. Hakkınız yanabiliyor. Lütfen kim katıldıysa çekilişe, herkes ekranın başında olsun bugün. Alkışlarınızda Doktor Aret Kamar, efendim huzurlarınızda. Ailemizin doktoru, kendisini artık bizden biri sayan değil mi? Yumurtalarımız falan diyor. O kadar benimsemiş ki hanımlarla. Kaç yıldır çalışıyorsunuz? Kaç yıldır tıp profesyonel için? Hayat 20 seneden fazla maşallah oldu. Evet. Tebarek 20 Allah. Sene. Sürekli hanımlarla beraber olunca artık onların yumurtası benim yumurtam gibi oldu. Peki biliyorsunuz sürekli yeni şeyler çıkıyor ve daha az ızdırapla daha çok sonuç elde edilecek yöntemler var. Evet. Onlardan birisi laparoskopi ama evet, hem tedavi için hem de tanı için mi kullanıyorsunuz? Bunu ikisi arasında. Şimdi laparoskopinin tabii ilk çıkışı teknoloji daha eskiyken, senelerdir laparoskopi yapıyoruz. Basit bir boruydu. O borudan böyle boruyu karnın içerisine sokuyorduk. Bir ışık sistemi vardı. O borunun üzerine eğiliyorduk. Ayna teleskop gibi gözümüzle karnın içerisinde ne var ne yok bakıyorduk. Yani daha çok mesela hem bizim kadın doğumcularım hem de genel cerrahların bir ağrı var karnının içerisinde ama o ağrının ne olduğunu altından çıkamıyorsun. Şu deniz o zaman, altında periskop var, evet, onun gibi aynı mi? Onun gibi. O dışarı çıkan bu içeri girer. Testleri yapıyorsunuz, bir şey bulamıyorsunuz, ultrason yapıyorsunuz, emin olmuyorsunuz. Hadi bir bakalım neresi ne ağrıyormuş ameliyat diye olmaksızın yapılıyordu. Evet. Ama şimdi teknoloji ilerledi. Biliyorsunuz laparoskopik işlemlerde artık bütün işlemler laparoskopiyle yapılabiliyor. Ne lazım bize? Tutacak bir alet lazım, kesecek bir alet lazım, kanayan yeri bağlayacak bir alet lazım, dikiş atacak bir alet lazım. Evet, o buradan nasıl bunların, onları yapabiliyorsunuz? Bunların hepsi yapıldı. Yani aynı uzaktan kumandalı gibi biz dışarıda bir aletin aynı makasın sapıyla oynuyormuş gibi oynuyoruz. O uzun ince bir alet karnın içerisinde iş yaptığımız yere kadar uzanıyor. Onun ucunda ufacık bir şey var. O ufacık şey hareket ediyor ve onun yaptığı hareketlerde de işlemi yapmış oluyoruz. Tabii bu aletlerin hepsi... Görüntüsü istiyorum sizden o zaman. İnşallah. Olur mu? Farklı görüntüler istiyorum. Şimdi ama şöyle, bizim görüntüde biraz hafif kanlı olduğu için ancak aletleri belki gösterebiliriz. Gösterim. Bilmiyorum yani, evet, kanlı. Merak görüntü ediyorum, tamam. Şu laparoskopi neymiş? Tamam, yani bütün işlemleri şu anda açık ameliyatla nasıl bir penseti tutuyoruz, bir makasla kesiyoruz, sonra dikiyoruz. Kocaman ama diyelim, ufak ufak aletler. Kistleri alıyorsunuz ve tümörleri alabiliyorsunuz. Patlamıyor mu o incelik delikten, onu nasıl çıkarıyorsunuz? Şimdi onun tabii bir sürü teknikleri var.
Mesela miyomları... Sizin aklınıza gelmiyor mu bu arkadaşlar? Yani değil mi? Şöyle kocaman bir kese açmış olsa içine girer her şeyi yapar, halleder. Şimdi kistler kolay. Çünkü kistlerin biliyorsunuz içinde bir sıvı var, dışında da bir zar var. Hı. İçindeki sıvıyı boşalttığınız zaman o böyle hani üzümün içerisini çıkarırsın, kabuğu söner. Onu oradan ufacık delikten çıkartabiliyorsunuz ama kitleleri çıkarmak zor tabii. Mesela bir miyom, bazen 7-8 santim miyomu alıyoruz laparoskopi ile. Bizim çalıştığımız yerlerin boyutları 5 milimetre. 5 milimetrelik yerden onu çıkarmak mümkün değil. Buharlaştırıyor musunuz? Morseratör dediğimiz aletler var. O morseratörlerle yine o 5 milimetrelik delikten giriyoruz ve 10 milimetrelik. Orada o parçayı aynı böyle hani kabak oyacakları vardır, içini çıkartırlar. Onlar öyle ufalıya elektronik olarak çıkartıyoruz. Mesela eskiden onlar da mekanikti. Yani o koskoca kitleyi çıkaracaksınız diye aynı böyle elle yapıyorduk parçayı çıkarıyorduk, sonra bir daha yapıyorduk. Şimdi her şey otomatik, pedala basıyorsunuz vız vız diye gidiyor. Gidiyor, evet. Tamam inşallah. Peki kısırlık tedavisinde siz kadın doğumda en çok nasıl yararlanıyorsunuz laparoskopi? Kadın hem tanısal doğumda, hem de tedavi. Tabii şimdi artık tanısal pek yapmıyoruz işin açıkçası. Çünkü artık ultrasonlar o kadar hassas oldu ki biz eskiden el muayenesiyle kadınları muayene ederdik. Şimdi hemen hemen el muayenesini bile kullanmıyoruz. Basit bir vajinal ultrasonla bütün rahmi, yumurtalıkların bütün ayrıntılarını anlayabiliyoruz. Genellikle bir şey görüyoruz, onu tedavi etmek amacıyla laparoskopi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Yumurtalıkta kist varsa, bu hamileliğe engelse. Kisti yumurtalığı almadan soyup çıkartabiliyoruz. Rahimde miyom varsa bu miyomu yine çok kolaylıkla alabiliyoruz. Eğer rahimde yapılması gereken bir cerrahi müdahale varsa bunları yapabiliyoruz. Eğer tüpler tıkalıysa tüpleri açabiliyoruz, açılabilecek gibi ise. Eğer tüpler bağlanmışsa daha önce o bağlanmış olan tüpleri ucuca birbirine ekleyebiliyoruz. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi daha yapabiliyoruz. Daha az zararla yapmış oluyorsunuz. Hem daha az zararla, çünkü karnın içerisine ne kadar şey sokarsanız, açtınız karnı. Kaç kere... kat? 7 kat diyorlar, doğru mu? Karın. Yani evet aşağı yukarı öyle. Allah cilt Allah. Var, cilt altı var. Onun altında karın organlarını içeride tutan bir zar var. Onun altında işte kas tabakası var. Onun altında periton tabakası dediğimiz karnın içini döşeyen bir epitel var. Bayağı bir 5-6 kat onların var. Onların hepsine dikiş atmak zorundasınız. Dikiş atmak zorundayız. Ama tabii, burada sadece o girdiğiniz yere... O aleti aynı böyle hani bir bıçak karnın içerisine nasıl girer o şekilde giriyoruz. Tabii onlar, o aletlerin de özellikleri var. Onların ucu da hani böyle ittiğiniz zaman sivri ama... Boşluğa geldiği zaman, karın içi boşluğa geldiğin zaman onun bir mekanizması var. Ucunu kapıyor. Yani gidip kesmiyor, de başka bir şeylere vermiyor. Zarar vermesin diye ucunu kapıyor. Dolayısıyla daha güvenli oldu artık her şey. Ve eskiden şöyle denirdi. Mesela bir dış gebelik ameliyatından bahsedelim. Dış gebelik acil bir ameliyattır. Hasta kanamalıdır. Bunlara laparoskopi yapılmaz denirdi. Hani hastayı çabuk ameliyat anında, edebilmek için açmak gerekir denirdi. Şimdi tabii ki hastayı açmak daha uzun sürüyor. Hastayı masaya yatırıp laparoskopik o buruları içeriye sokmak hemen hemen bir dakika içerisinde bitiyor. Dolayısıyla artık bugün her türlü işlem laparoskopiyle yapılabiliyor. Bir de sonrasında diyelim ki bir kısırlığa sebep olan bir şeyi siz çözdüyseniz ve açık ameliyatta yaptıysanız hemen gebe kalmasına galiba müsaade etmiyorsunuz değil mi? Açık ameliyatın eziyeti var. Kadın şimdi o karnı açıldığı çekerken... zaman bir ay, iki ay oturup kalkmasında işte hatta ilişkiye girmesinde ciddi sıkıntı oluyor. Ama laparoskopi yaptığınız zaman bir kere aynı gün hastaneden hastayı taburcu edebiliyorsunuz. Bir hafta sonra da o normal hayatına dönebiliyor. Yaptığınız müdahaleye göre de bir ay iki ay sonra artık tedaviye başlanabilir duruma da gelebiliyor. Gelebiliyor. Peki buradan okuyacağım yanlış olmasın diye. Histeroskopi. Histeroskopi de karından yapılanın aşağıdan yapılanı. Yani vajenden girip rahim içerisine girip rahim içerisinde bir sıvı vererek rahim normalde duvar duvara yapışık sönmüş balon gibi onun içine sıvıyı veriyorsunuz, rahimi şişiriyorsunuz. Rahim içerisindeki problemleri gözünüzle görüyorsunuz ve ondan sonra işte artık et parçası mı var o alınacak ya da doğuştan gelen bir şekil bozukluğu mu var onu düzeltiyorsunuz ya da rahim içerisine doğru büyümüş bir miyom varsa onları alabiliyorsunuz. Her şeyi normal anatomisine uygun hale getirebiliyorsunuz. Daha önce kürtaj geçirmiş, bir yerlerde yapışıklık olmuş, onları alabiliyorsunuz. Kürtaj geçirmiş, rahim içerisinde bir yerlerde parça kalmış Ay, olan parçaları temizleyebiliyorsunuz. Her şey yapılabiliyor. Yine onda da mı ameliyatın durumuna göre
kısa bir süre sonra hamile kalma şansı olur. O hemen bir sonraki ayda tedaviye başlanabiliyor. Yani peki bir özel bir bakımı var mı laparoskopi veya histeroskopinin? Normal ameliyatlardan farkı da bu zaten. Laparoskopi veya histeroskopi olmuş hasta aynı gün taburcu ediliyor dedik. 400 serum bile verilmiyor. Yani hastanın ameliyatı bittiği zaman hasta yatağına alınıyor. Anestezinin etkisinin geçmesi bekleniyor ve hasta evine gönderiliyor. Olay bitiyor. Evet. Pansumanlar evet, falan evet, yok. Evet. Evet, çekiliş zamanı. Bismillahirrahmanirrahim. Önce telefon mu var? Tamam. Bir seyirci daha eklemişler. Peki önce merhaba diyelim bizi arayan sevgili seyircimize. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyi günler, iyi yayınlar. Hacer Hanım. Teşekkürler. Bolu'ya evet, selam. Buyurun, sizi dinliyor hocam. Evet. Ben Bolu'dan arıyorum şu anda. Aret Bey'de tedavi gördüm, tüpübek yaptırdım. Oh. 5 yıllık bir aradan sonra Aret Bey sayesinde bu hasretlik bitti. 2,5 aylık bir bebeğim var. Doğdu öyle mi? Ay maşallah. Ay ay ay. Kutlarız. Hocamızın sayesinde. Peki o zaman umutsuzluğa kapılmıyor kimse. Teşekkürler. Aslında evet, stüdyomuzda evet, bir seyircimiz var. Bizim gibi olan hastalarda hiç umutsuzluğa kapılmasınlar. Ne güzel. Aret Bey'i de ekibini de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Benim gibi olan olmayan hastalarda da tereddütsüz tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Demek ki mutluluk telefonları da gelebiliyor. Yaşasın. Hep bana dert evet, için telefon açıyorlar. Evet, ya. Aman evet, çok sevindim. Görüşmek üzere. Evet. Mustafa Bey. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bir kişi. Sağ ol. Bismillahirrahmanirrahim. Sadece ismini ve şehrini söyleyelim. Yeliz Seven Aydın. Aydın, Yeliz Aydın'dan 28 yaşında telefonla açık tut. Ulaşamazsak başkasını çekeceğiz. Lütfen Yeliz'i de kimse rahatsız etmesin. Çünkü böyle televizyonda birisinin ismi duyunca hemen öbürleri o telefon açıyorlar. Ay kız senin adını duydum. Peki hocam, sosyal güvencesi olanlar için durum nedir? Yaş sınırı var mı? Yani 68'li benden bir yaş büyük bir hanımefendi var. 2 yaş büyük yazılmışsın ama. Tabii, ama tabii nüfus kağıtta ne yazdığı çok önemli. Önemli. 39 yaşını tamamlayıp 40'tan gün alanlarda artık sigorta ödemiyor. O yüzden mutlaka bu işleri çok ileri yaşlara bırakmadan halletmek lazım. 23 yaşını doldurmak lazım. 39'u geçmemiş olmak lazım. En az 3 yıllık evli olmak lazım. En az 5 yıllık ve 900 iş günü de prim, sigorta primi ödemiş olmak lazım. Kaç kereye kadar izin veriyor 2 devlet? 2 kereye kadar devlet izin veriyor. 2 durumda direkt tüp bebek yaptırabiliyorsunuz. Eğer eşin spermi 5 milyonun altındaysa ya da iki tüpte tamamen tıkalıysa direkt tüp bebek tedavisini ödüyor. Diğer durumlarda hani bir tüp açık ya da işte yumurtluyor hamile kalmıyor, sperm sayısı 5 milyonun üstünde, kisti var veya herhangi bir sebeple gebe kalmıyorsa ilk önce 2 kere aşılama isteniyor. 2 kere aşılamayla gebe kalmadığını belgeleyebilirse o zaman tüp bebek tedavisinden evet, de yararlanabiliyor. Başta bu hani tedaviye başladığı zaman fazla embriyo alıp da dondurmak herhalde en şeysi değil mi, mantıklısı mı? Tabii. Şimdi biz her zaman zaten yumurta sayısını eğer yumurtalık müsaitse biraz fazla tutmaya çalışıyoruz. Yumurtalığın verebildiği kadar yumurta almaya çalışıyoruz. Eğer verdiğimiz embriyonun üstünde fazla embriyo varsa onları da dondurup saklıyoruz ki hepimiz biliyoruz. Bir daha aynı sıkıntı. %100 tutan bir işlem değil ama tutmazsa aynı masraflara bir daha katlanmadan girmeden baştan bir şansı olsun. Evet. Peki telefon bağlantısı ne oldu? Açıyor mu? Tamam. Alo. Merhabalar. Yeliz Hanım. Merhaba İkbal Hanım, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Seyrediyor muydunuz programı? Evet, yani az önce açtım. Az önce açtım. Haberim yoktu. Kim çıktı çekilişte? Vallahi öyle görünüyor ki herhalde ben çıktım. Peki, inşallah Aydın'dan İstanbul'a ilk fırsatta geleceksin. Kaç yıllık evlisin Yeliz'ciğim? 5 yıl oldu. 5 yıl oldu. Heyecan var mı heyecan? Acı var mı acı diyemişti yani, ya. Şu an kalbim parlayacak gibi inanın. Canım benim. Kanal 7 ailesi ücretsiz tüp bebek uygulama tedavisini veriyor ama ilaçlarını kendiniz alacaksınız. Bunu başta söyleyelim ki sonra şaşırmayın, tamam mı? İlaçlarını kendiniz alırsınız evet, ama uygulamayı biz hediye ediyoruz. Sağ olsun tıbbi desteğini de Aret Kamar ve değerli ekibi sağlayacak. Allah inşallah evet, kucağına evladını almayı nasip eylesin. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
İnşallah, inşallah. Canım benim. Burada da heyecandan kalbi pırpır. Allah razı olsun böyle bir program yaptığınız için. Biz teşekkür ediyoruz. Yani her şeyin hayırlısını versin Yaradan'ım, olur mu? Yani öyle amin, dua ederim. Amin. Cümlemiz için Allah bütün olmayanlara nasip etsin inşallah. Sağlıklı, hayırlı bir ömür. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Seyircimiz olduğun için teşekkür ediyoruz. Darısı diğerlerine inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun dinleyicilerden. Evet. 20 seneliyim evliyim. Görüşmek üzere ama yaşın geçmiş hayatım. Devlet karşılamıyor. Şimdi ben de diyemem ki kaç milyarlık şeyi yapabilir misin diye. Şimdiye kadar neredeydin? Evet. Bizim program kaç yıldır var? Bizden evvel Nur Ertürk yapıyordu senelerdir. Keşke adını oraya yazdıraydı. Neyse reklam arasında seninle konuşturalım. Beklemiş, beklemiş hocam. Zaten bizim hastalar nasıl genelde oluyor? Öyle oluyor. Ya niye bekliyorlar? Yerde, şimdi şöyle oluyor. Genelde tahlilleri normal çıkan bir grup var. Tahlilleri kötü olan zaten biliyor. Ben tüp bebek yaptıracağım diyor, yaptırıyor. Asıl yanılgıya düşülen kadın yumurtluyor, tüpleri açık. Erkeğin spermi normal. Onlara diyorlar ki size tüp bebeğe gerek yok. Siz bekleyin. Olacak ama olacak, olacak, olacak bekliyorlar. Sonra 40 yaşına geliyorlar. Evet. Olacaklar en fazla 4 sene beklenmeli. O da yaş gençse. Gençse. 35'ten sonra 1-2 senede olmuyorsa tüp bebek yaptırmalı. İşi sıkı tutmak lazım. Çok teşekkür yani, ediyoruz Ayet Kamar. Ben teşekkür ederim. Ekibinize teşekkürlerimizi sunalım. Sizle beraber şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Antalya'ya gidiyoruz. Kız gecesinde, kız evinde. Belki de başka şehirlerde var ama biz ilk defa duyduk. Bu akşam zülüf kesme, saç örme gecesi. Gelinin kahküllerini keserlermiş ve genç kız arkadaşlarına saçlarını örermiş. Evlenecek kızın kahkülünün olması ona ayrı bir hava katarmış. Gelecekler şimdi saçları kesmeye. Ne var bunun içinde? Çeyizler. Ben de misafirim. Sağ olasın. Kim kesecek gelinimizin saçını? Ha? Artık gidecek mi bu güzel saçlar? Canım benim. Ne tatlı da bir kız. Önce saç kesilecek. Oğlan evi zengin herhalde. Şükür Allah'a. Elhamdülillah. Dur bakayım. 2. 3. Başka oğlum var mı? Yok bir tane. Hay Allah. Yani şimdi bu kadar altın taktığı anlaşılınca değil mi Türkiye'den? Keşke bizi de bu hatun alsaydı diyecekler. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Güle güle kullanın anne. Sen bir dakika. Halime acaba altınlar için mi teşekkür ediyor? Yakışıklı oğlumuz için mi? Yakışıklı oğlu için mi? Canım benim. Şimdi daha çok konuşuruz inşallah. Saçı kesilecekmiş. Kim kesecek? Anası, kız anası. Hani nereye gitti bunun? Öz anası. Öz anası. Ha. Öz anası da burada. Yeni annesi de burada inşallah. İnşallah. Ağlatacak mısın sen bu kızı? Ağlatsın. Niye? Ağlatsın. Gelin ağlamama. Niye ağlıyor? Sevgili adama varıyormuş. Olsun biz gelin olduğumuzda ağladık o da ağlayacak. Sen ne yaparsan biz onu yapmak zorunda mıyız Dünya Hanım? Yapmak zorundayız. Hindiki gelin olmalarında ne var? Biz samanlıklardan, hamamlıklardan geldik de gelin olduk. Ahırlardan geldik de gelin olduk. Ne var şimdi bu gelinlerde? Kahkülünü sen kesecekmişsin. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Velillahilhamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Velillahilhamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allah.
ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Dürüye teyze, berberliğin var mı? Var. Orası şimdi kâkül değildir. Ayran. Kâkül burada değil mi? Değil değil. Onun ayırdığı oraya. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapılıyor bu? Kafasında kırılıyor. Gerçekten? Evet. Kafayı kırmıyorsunuz değil mi? Hayır, helvayı kırıyoruz. Nasıl kırıyorsunuz? Kayınvalide buyursun. Kayınvalide. Niye kafasında helva kırıyorsunuz kızcağız? Korkutcum. Korkutcum mu? Korktun mu yeteri kadar? Korktum. Tamam. Aşk ol. Ay bakar mısınız? Tatlı diliyle mahsustan ne demek istedi? Bir dakika. Bana bak, sen benim gelinimsin. Ben ne dersem o ha. Ne dersem o. Değil mi? Korksun canım biraz. Geliyor? Biraz korksun İkben Hanım. Niye korkuyormuş? Biraz saygılı olur hem korkar da. Yani severek size yanaşmış. Çok seviyorum ama biraz da korksun. Aşk olsun. Sana da kaynanan kırmış mıydı kafanda helva? Kırdı. Korktun mu ondan? Korktum. Peki bismillahirrahmanirrahim. Bu helva da buraya has bir helva. Çok enteresan bir adet. Önce ödünü patlattırıyorlar. Sonra tansiyon yerine gelsin diye kırdıkları helvayı Hemen reklama gidiyoruz sevgili seyirciler. Dönüşte de aslında çok güzel bir şey söyledi Mustafa Bey. Saygıyla korkuyu biz karıştırıyoruz. Yani ille korkmak zorunda mıyız bir şeyi korumak için, onu üzmemek için? Az sonra buradayız. İki Mustafa Yıldız Doğan'dan bakalım hangi eser geliyor. Alkışlarla efendim. Gün o gün, yandım gün,
Yok, bir dakika. Hemen öyle oturmuyoruz. Bu hikayesi ne? Sözlerini okuduğumda şöyle bir şey algıladım ilk önce. Evet, sevdiğimiz biri vardı, onun düğününü gördün. Ama içimden başka bir ses şunu dedi. Bir düğün esnasında oradan geçen bir erkek bir kızı görüyor. Aman Allah'ım bu ne güzel diyor, aşık oluyor ama o gün kızın evlendiği gün olmuş oluyor. Hangisi? Yok. Hiçbiri. Bu aklınla gönlün, aklınla nefsin bir 3 saniye, bir 5 saniyelik savaşı. Savaşı. Böyle bir şey. Çünkü sevgi siparişle olmuyor. Akıl öyle bir noktada ki sevgi siparişle olmadığı zaman zamanı ve mekanı da yok. Esasında hiç yaşı da yok. Beden ne kadar eskirse eskisin, pörsüsürse pörsürsün, ihtiyarlarsa, çirkinleşirse çirkinleşsin. Ama gönül öyle bir kendini yenileyen, kendini tazeleyen ve kendini hep böyle yukarıda tutan bir kavram. Dolayısıyla gönül seviyor. Akıl diyor ki dur, haddini bil. Hı. Yaşın kaç? Bahane çok tabii ki. Hı. Yaşın kaç, işte şuyun var, buyun var. Öyle çok sebepler ortaya koyuyor ki. Gönül de diyor ki bana sınır yok diyor. Ama öldün. Niye öldün? Gittiği vakit öldüğüm diyor. Gün? Ama nasıl oluyor? Sevdiğim gün diyor, bittiğim gün sevdiğim. Sevmek ne demek? Gönlünü karşıdaki insana teslim etmek demek. Buyur. Tamam, o zaman o sınırları aç. Yani ama, sınırları kaldır. Niye? Hem ama, düğün hem ölüm. Ayrılık da... Aşka dair. İşte budur yani. Aşka dair. Ondan dolayı. Ablamın bir şiirini okudum albümde Turgay'la. İnşallah birazcık sonra senin bu söylediğin sözlere benzer. Bedenler yaşlanıyor ama... Aşk ölümsüz, aşk ölümsüz. Birazcık sonra tamam, biz aşkı çok basitleştirmişiz. Biz aşkı günübirlik, çok sığlaştırmışız. Günübirlik, tek gecelik, şu barda, bu barda görülen fotoğraflarla. Aşk ayıp değil. Yani aşk ayıp olur mu? Allahü Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı vakit ki melekler emrine amede iken, değil mi? Ama melek bile karşı çıkıyor. Bir müdahale var yani. Aşkta hep bir müdahale olacak. Birilerinin çok hoşuna gidecek. Kimin hoşuna gidecek? Ben sana emrine tabiyim. Gönlüm, ruhum, yüreğim, sevgim, aşkım ayaklarının altına tozdur diyor musun? Aşığım dendiği vakit bu. Ama... Yani Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Asla ayıp değil. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Ayıp değil. Bütün iş Tahir'le. Evet. Ama sevginin kıymetini bilmek. Evet. Evet. Peki, sevginin kıymetini bilme noktasında maalesef çok kötü durumdayız ama Meltem Açıkel isminde bir kadın var. Çöplerin bile kıymetini biliyor. Hiçbir şeyi atmıyor. Ne yapıyor? Püferin kadını Meltem Açıkel'de sıra. Beni bir tutar, kızım ikide bir anne kes şunu der. Kes o kadar. Kesilmiyor ki bu hıçkırı. Ama onunla ilgili hemen bir püf noktası var. Çiğ Türk kahvesini bardağa koyuyorsunuz. Hiç nefes almadan... Rutubet almış çayın lezzeti de o derece kötü olur. Su kaynar kaynamaz demlediğimde güzel bir renk bırakacak. Üstüne soğuk su ilave ediyorum. Isınan su çayın yapraklarındaki bütün lezzeti ve çayı suyun içine veriyor. Sıra püflerin kadınında ha? Ne pişiriyorum biliyor musun? Ne pişiriyorsun? Sabun. Sabun pişiriyorum. Bugün sabun pişiriyorum. Efendim, yani hepinizi... teslim ediyorum sana Meltem. Allah aşkına. Şuraya koyduğu şeylere bakar mısınız? Bugün de canım nasıl böyle tatlı bir şey çekiyor. Bunları kurabiye zannettim. Reklam arasında yiyecektim. Sabunmuş. Efendim, bugünkü püflerimle yine sizle birlikteyim. Hepimizin evde kullandığımız sabunlar değil mi? Bir müddet kullandıktan sonra lavabonun kenarında incecik kalmış, kurumuş vaziyette. Hatta kırılır, dağılır, kalır ve onu çöp kutusuna atarız. Onları atmayın efendim. Onları bir kavanozun içinde biriktirin. Epey çoğaldığında da yapmanız gereken şey kendi sabununuzu evde kendiniz üretmek. Yani artanları tekrar ve tekrar kullanmak. Ne gerekiyor bunun için? Bakın şöyle... Sabunlar var evde. Birazı kurumuş, birazı kullanılmış. Çok sabun alındığı için bunlara hiç fırsat olmamış. Zamanı gelmemiş, zavallılar kullanılmamış. Bu sabunları koyuyorum. Hani geçenlerde de yine kuruyan sabunlarınızı dekoratif amaçlı değerlendirin demiştik. Ve sabunları güzelce rendelemiştik. Banyoda süs olsun diye şu şekilde kullanmak için bekletmiştik. İşte bu sabunları da
diğerlerinin üzerine ilave edebilirsiniz. Şu şekilde. Bu da bekletirken bak İkbal'im iyi bir yöntem. Yani hani sabunlar kuruyor, minicik kalıyor dedim ya, onları rendeleyip saklayabilirsiniz. Bak, bir takır müddet, takır olmuş. Tabii bir müddet dekoratif amaçlı kullanmış olacaksınız sabunu. Oh maşallah. Sonra bu sabunları çoğaldı, hadi ben bunlardan bir sabun yapayım dediğinizde de tencerenizin içine sabunları koyun. Üzerine de. Üzerine de çokluğun azlığına göre bir iki bardak su ilave edin ve kaynamaya bırakın. Ben önceden şöyle hazır olsun, görebilin diye. Onu da muhallebi sanmıştım. İşte bu kaynayan, görmüş olduğunuz, şu hazırlamış olduğum bütün sabunların erimiş hali. Şimdi bunu güzel kokularla kokusunu onu ve kullanımını... O tencerede ben yemek pişirebileceğim yine değil mi? Tabii tabii. Mahsuru yok. Tabii, çünkü zeytinyağından yapılmış. Tabii tabii. Yani son derece sağlıklı, herhangi bir sorun söz konusu değil. Biraz lezzetlendirmek istiyorum. Yemeyeceğim ama kullanırken mis gibi kokular gelsin istiyorum burnuma. Gül yağı kullanabilirsiniz. Tarçın yağı kullanabilirsiniz. Lavanta yağı kullanabilirsiniz. Gül ağacı değirimi çalar mısınız hafiften? Lütfen. Evet lütfen değil mi? Birazcık yağ ilave ediyorum. Şöyle. Sonrasında o ne? Biraz çoğaltayım diye Arap sabunu ilave ediyorum eritirken yine. Geri kalanı da buna koyayım. Ay nasıl koktu? Gelir misin? Mis gibi tarçın koktu. Elini sabunlarken de bu kakıyı alacaksın. Hmm. Sadece tarçının yağını koymakla kalmıyorum. Biraz toz tarçın ilave ediyorum içine. Senin gerçekten karnın acıkmış hayatım. Şimdi bizi izleyenler ne pişirdiğimizi yeni açtılarsa merak ediyorlar. Sabun yapıyoruz. Yiyecek bir şey yapmıyoruz. Ama biraz da görüntüsü de güzel olsun. Hani şimdi güzellik ürünü satan mağazalarda ve otellerde böyle sabunun içinde minik minik lavantalar, papatyalar, hatta ada çayı, başka ne olabilir? Ihlamur, lavanta ilave edip şöyle güzelce karıştırıyorum. Bunları hatta artık kullanmasak bile çamaşırların arasına koyuyorum ben. Kokulu sabunlar tabii, mis gibi, gibi oluyor. Mis gibi oluyor. Pijamalar, iç çamaşırları. Hediye olarak götürebilirsiniz. Ben orada bir tane minicik hazırladım. Bak istersen onu bak söylemeseydin götürecektik ama şimdi diyecekler ki şuna bak evindeki kalık sabunlarla bana hediye yapmış onu getirdi diyecekler. Ama bir şey söyleyeceğim. Onu da yapmak bir marifet, kadınlık yani. Hazır alıp gitmek değil ki marifet. Hiç. Marifet, ne döktür onun içine aşkım? Bunun içine şimdi sabunu hazırladım ya erittim. Hı. İçine tarçın koydum, tarçın yağı koydum. Papatya ilave ettik. Birazcık lavanta ilave ettik. Şimdi kalıptan kolay çıkmasını sağlamak için kek gibi, börek gibi yapacağım kalıbı güzelce yağlıyorum. Yağladım. Büyük yapacağınız, mesela bunu daha büyük bir kabın içine dökeceğim. Yapmak istediğiniz inceliğe göre değişecek bu. Kalıbı, sabunu. Evet. Keşkek gibi oldu ya. Ya gerçekten. İnsanın değil mi arkadaşlar? Vallahi keşkek gibi oldu. Üstüne bir kırmızı biber tereyağı da yakalım. Şimdi bu şey... Ama gerçekten keşkek gibi sünüyor. Keşkek gibi diyorsun aklıma bir şey geldi bak. Ne? Geçen akşam makyajımı sildim güzelce çok da geç gelmiştim. Hı. Uzandım. Uyuyakalmışım böyle hararetle uyandım. O hani makyaj çıkart tonikler var ya. Hı. Onu su diye bir güzel diktim kafaya. Şaka. Evet. Nasıl ayıldım, nasıl uyandım, nasıl fırladım. Neyse seninki daha iyiymiş. Yani bu da onu yemek gibi erkek oldu. Ben içtim. Erkek çocuklarının avantajı biliyorsunuz. Yolda sıkışırsanız şişeye yaptırabiliyorsunuz. Çocuğa yaptırmışım. Arabada duruyor. Gece yolculukta susadım. İçtim deme. Bir yudum içtim. Yani. Ay Allah. Amonyak bir şey olmaz olsun, değil mi? Olsun bir şey olmaz amonyak. Şimdi... Soğumasını bekleyeceğim. Ne kadar zamanda soğuyor? Yarım saat 45 dakikada soğuyor. Hemen. Evet evet hemen dondurmam soğuyor. Dondurmam gerekiyor mu? Ama şöyle yok hayır oda sıcaklığında. Dün sevgili öğretmenim Nuran öğretmen bizim kültür merkezinde biliyorsun. Balat Kültür Evi'nde. Balat Kültür Evi'nde hanımlara ve genç kızlara işte ahşap boyama, kumaş boyama, sabun yapma gibi ne biliyorsa halk eğitimden hocamız ne biliyorsa bizle paylaşıyor ve öğretiyor. Dün bu sabunları kızlarım hazırladı. Onları buradan sevgiyle öpüyorum. Şu anda yine kustalar beni seyredemiyorlar ama yine de hepsini
sevgiyle kucaklıyorum. Aman Meltem abla, bizim sabunlarımızı da göster dediler. Ellerine sevgililer sağlık. Günü için kırmızı kırmızı hazırlamışlardı ama birazcık geç kaldı. Onlara gıda boyası eklemiş sevgili hocam. Hmm. Ama ben yine doğallıktan yanayım. Pancar suyu olabilir. Yani su olarak ilave ettiğiniz şey pancar suyu olabilir. Donduktan sonra da herhangi bir kalıpla, şimdi tabii bizimki donmadı ama yapma. Şöyle kesip çıkartıyorlar. Evet, çok güzel. Bunlar dün yapıldı, biraz daha ıslak. Bir iki gün kaloriferin üstünde yahut da yazın yakın yaptıysanız diye. Güneşte, temiz havada gayet güzel kuruyor. Ben de şöyle bir tane, şöyle göstereyim mi? Bir tanecik hazırladım, süsledim. Bu şekilde süsleyip banyonuzu da süsleyebilirsiniz. Hediye de götürebilirsiniz. Nikah şekeri gibi oldu değil mi? Çok güzel. Hatta sabunları rendele rendele biriktir biriktir biriktir. Evlenirken oğlun çocuğun nikah şekeri yaptılar. Bak. O kadar çok sabun biriktirmeyi mi beklemek zorundayım? Bendeki pintiliğe bakar mısın? Ben şimdiden başlayayım öyküme. Sabunları rendelemeye. Evet. Burada bugün... bir örnek yapacak mıydın? Aa, yapayım isterseniz. Hadi. Hemen. Şöyle. Bunlar da son derece ucuz. Kocaman şurada arkada bir yerde olması lazım sevgilim. Ha, hazır mı satılıyor? Hazır satılıyor. 2,5 lira pakete. Aa, çok güzel. Böyle kocaman bir paket. Kocaman bir paket 2,5 lira. Yani içinde kadarı. Kaç tane var bilmiyorum ama epeyce var herhalde. Evet. 200-300 tane vardır değil mi tahminen? O kadar da yoktur. Yani 100 tane bile olsa 2,5 lira iyi bir fiyat. Şöyle hazır, yine bir tek ortasına bir şey koyuvereceğim. Tabii 1 lira kadar da şöyle şey var. Bir rulo. Metrelerce... kurdelası var. Yani zevkinize göre bunlar renk renk. İstediğiniz renkte, istediğiniz desende almanız da mümkün. Bunu buradan bağladım. Sonra da üzerine de bir çiçek yapıştırıverdim. Banyoları süsleyebiliriz böyle güzel. Evet, ayrıca bir tane daha örnek getirdim burada, göstereyim hemen. Acele edince biraz. Şimdi bir de buna çiçek yapıştıracağım. Bu bir şekle. Bak burada çiçek yapışmış hali. Bir de aa, bunlar bak, mı sabun? Tabii tabii. Ay, Efe'ye söz vermiştim, unuttum. Neyi? Okulda makarnadan kolye yapmış bana. Anneciğim lütfen bunu televizyonda taktığım işi yarın getireyim. Hayır, getir yapalım. Allah Allah. Ya. Sabun bunlar daha ince dökmüş. Daha ince, biz kalın döktük mesela. Daha ince dökülmüş. Kapı süsü. Tabii tabii, el emeğini değerlendirmek için hanımlar bunları olabilecek Allah uygun Allah. Fiyatlara satıyorlar. Ne kadar şık değil mi banyoda? Çok görüntüsü güzel. De şık. Ve maliyeti de son derece düşük. Çok yani güzel. O bu sabunlar eskidir, minicik kaldı, çöpe atayım demeyin. Bakın yapan yapıyor. Değerlendiren hanımlar neler yapıyor ortaya. Biz de kendimize kadın diyelim. Güzel şeyler çıkartıyorlar ortaya hanımlar. Kıskançlıktan adam öldürülür mü acaba? Ben seni kıskançlığımla, nazarımla anlatıyorsun. Ay canım benim, canım benim. Senin nazarın ne yapıyorsun? Ben alayım onları. Bunları kenara alıp başka bir püf noktasına geçeyim istiyorum. Bak içinde otlar konulmuşlar var Ali'cim. Tarçınlı olanlar var. Kızlarım dün yapmış. Son derece güzel. Evdeki bütün kalan sabunları kızlar hep birlikte değerlendirdiler. Kızlar şurada. Kızlar ölen mi? Yanan kızlar öpen mi? Bunları hemen kenara alıyorum. Sıra neye geldi? Dün sen ben tahinli bir tarator tarifi verdim ve dedin ki o kalamarın yanında yenen evet, güzel beyaz. Bir tarator var beyaz. Onun tarifini de verir misin dedin. Ben de hemen onun tarifini vermek için malzemelerimi hazırladım. Şimdi bu taratorun, hazırlanan bu taratorun asıl maddesi, yani asıl yapılan şey iyice dövülmüş. Hatta bundan da ince dövülmüş. Ceviz, ekmek içi, hatta fırınlanmış ekmek içi, sarımsak. Bir miktar sarımsak, zeytinyağı ve limondur. Bunlar iyice karıştırılır ve harmanlanır. Ama biz buna ilave olarak evde asıl tarator budur. Asıl yani tarator tabii bu. asıl yani özü budur taratorun. Ama biz bunu daha farklı ve daha lezzetli hale getirmek için şöyle yapıyoruz. Biraz isterseniz mayonez ya da mayonez ilave etmek istemiyorsanız tuz, karabiberle lezzetlendirip süzme yoğurt. Süzme yoğurtla bunlar iyice, hatta bir blenderda güzelce çırpılıyor ve o balık yemeklerinin yanında, kalamarın yanında, soğan halkalarının yanında yemiş olduğumuz taratoru elde etmiş Benim oluyoruz. Benim gittiğim bir restoran vardı. Onlar da sen bir yandan karıştırmaya devam edebilirsin. Aha. Turşuyu rendeliyor, salatalık turşusunu, kornişon turşuyu. Rendeledikten sonra onu tülbentte
iyice sıkıyor. Çıkan turşu suyunu bunun içine ilave ediyor. O da ekstra bir lezzet. Aman bir güzel oluyor, anlatamam size. Ha? Karnın mı acıktı? Bu da tarator'un özü. Yani aslında tarator'un özü, hakiki tarator, ceviz, elma, zeytinyağı, limon, tuz ve karabiberden ibarettir. Bak, turşu suyu da bir alternatif. Süzme yoğurt ya da mayonezle bir içine katılabilecek bir alternatif. Devam edeyim mi süre dolduysa? Yapayım, hemen yapayım şimdi. Hani kuru fasulye zamanı ya şimdi mevsim itibariyle. Kış soğuk havalarda da son derece güzel yanıyor ama bir tek sıkıntısı var onun. Biraz gaz yapıyor ve rahatsızlık veriyor. İşte o gazı önlemenin yöntemlerinden bir tanesi haşlanırken içine kimyon ilave etmek. Ama yeni bir şey söyleyeceğim size. Kuru fasulyeyi koydunuz, güzelce kaynattınız. Bu kaynatmış olduğunuz ilk suyu süzerek döküyorsunuz. Sonra tekrar tencerenizin içine ilave ediyorsunuz. Yine bir miktar haşlamak için su koyuyorsunuz. Hakiki zeytinyağı. İkinci bir sefer ilk suyunu döktükten sonra hakiki zeytinyağınla kuru fasulyeyi güzelce kaynatırsanız ve süzüp sonra yemeğini pişirirseniz işte o pişip güzelce afiyetle yedikten sonra gaz ve hazım problemini yaşamamış olacaksınız. Bu da kulağınızda bulunsun diyorum. Sonra Türk kahvesine geçiyorum. Türk kahvesi bayatlamasın diye kavanozun içinde ne yaparız? Hemen içine iki tane kesme şeker atarız. Ve o iki kesme şeker bayatlamasını bir müddet de olsa geciktirir, engeller. Halbuki daha çok uzatan şey benim böceklenmesini önlemek için unun içine hatırlarsanız defne yaprağı koyarım ben ve böceklenmesini engeller. Yeni öğrenmiş olduğum bir şey bu da. Türk kahvesinin içine defne yaprağı koyduğunuzda çok uzun müddet bayatlanması engelleniyormuş. Bunu ben duydum, öğrendim. Siz de benden duyun, öğrenin diyorum. Yapacak bir şey yok. Kahveyi uzun müddet kullandınız ve bir şekilde bayatladı. İşte o zaman tazelemek için yapacağınız şey yine kahveyi atmıyorsunuz. Bir tavanın içine koyup güzelce kahveyi tekrardan kavurup tazeliyorsunuz, afiyetle tüketiyorsunuz diyorum. Püf noktalarımı burada bitiriyorum. Yani senin evine kahve içmeye gelmeyeceğim. Eski. Benim evime kahve içmeye gelir. Kahveleri tekrar kaynat. Benim evimde kahve hiç bayatlamaz. O kadar çok tüketiyoruz ki biz gerçekten, kahveyi biliyorsun. Ben de hiç içmem biliyorsun. Ben çok içiyorum peki, kahveyi. Peki sevgili seyirciler, daha doğrusu önce Mustafa Bey'e sorayım. Bir renk uzmanından hiç destek aldınız Yok. Mı? Hiç. Evin içi veya kıyafet konusunda. Yok. Tamam, az sonra renk uzmanımız gelecek. Sizin de soracağınız sorular olabilir. 0212 300 0404. Hangi tene sahipseniz hangi renkleri giymeniz daha evladır? Evinizde hangi rengi kullanırsanız depresyona girersiniz? Hangi rengi kullanırsanız çocuklarınızın gerçekten yetenekleri ortaya çıkar? Öğreneceğiz. Uğur Derin Don. Renkler hayatımızda ne kadar önemli. Bazı renkleri giydiğim vakit ben kendimi daha enerjik hissediyorum. Ama her tarafım siyah olduğu zaman kıyafet, aynaya baktığım zaman sen de mi öyle hissediyorsun? Teyze böyle 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 yapıyor. Renkler bizim ruh halimizi ne kadar etkiliyor ve karakter tahlili acaba yapılabilir mi? En çok hangi renkleri seviyorsunuz? O belki de sizin içinizi ortaya koyabilir. Aslında soy ismi de ilginç. Tam da yaptığı işi uyuyor. Renk uzmanı sevgili Yasemin Sarı'yı davet etmek istiyorum efendim. Zümrüt yeşili mi deniliyor? Bu nefti yeşil nefti dediğimiz yeşil. Bir yeşil. Evet. Yeşil acaba ekranda görünüyor mu bilmiyorum. Biraz koyu siyahmış çıkıyor orada ama. Siyahmış gibi görünüyor ama aslında bu ama bayağı. Ama nefti yeşil üzerimdeki kıyafet. Ördek başı yeşil diyor. Evet. Evet, evet. O ördekler de erkek biliyorsun değil mi? Yeşil olanlar. Kızlar. Yeşil başlı gövel ördek. Onlar erkek hep erkek. Miymiş? Kadınlar kahverengi süklüm püklüm. Erkek kuğular da öyle süslüleri. Efendim.
Dantelim mi takılmış? Bismillahirrahmanirrahim. Nasılsınız önce? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Size yeşille geldim. Yeşil şifanın rengi aynı zamanda. Bugün onlardan bahsedeceğiz bolca. Bir de yaratıcılığımızı mı ortaya koyuyor? Yeşil, göğüs çakra dediğimiz enerji bölgesinin rengi. Aynı zamanda İslamiyet'te de biliyorsunuz yeşil ön plandadır. Bir sembol teşkil eder. Hazreti Muhammed'in rengi de yeşildir. Biz şifayı yüklemek için buradayız renklerden. O yüzden bahsedeceğiz size. Bakalım bayağı renkli kadınlar görüyorum yalnız. Tamam. Genelde de kadınlarımız... O hanımefendi hep renkli giyer zaten maşa. Şıkır şıkır giyer. Evet, siyah giymeyi çok sevmiyorum oldu diyen bir orada teyze var. Erkekler daha mı bizden şanssızlar ha? Yani sanki ciddi olmak için erkekler hep... Erkekler biraz daha öyle, evet, taviz vermiyorlar o ciddiyetten. Ben siyahım diyorlar, güçlüyüm ama bir şeyleri de kapatıyorum, bir şeylerin üstünü kapatıyorum diyor. Ama kadınların öyle bir sıkıntısı yok. Kadınlar zaten çok saf, çok temiz ve kutsal. Bunun altını yani çiziyorum. Yani bir dakika, burada erkeklere bir laf mı oldu? Ne oldu Mustafa Beyciğim? Aha. Bak ben siyah giymemiş, pantolon giymiş. Yani. Sözümüz meclisten evet dışarı ama kadınların kutsallığını düşünürlerimiz, aydınlarımız, peygamberlerimiz bile dile getirmişler. Kendileri erkek olduğu halde demişler ki kadınlara her zaman saygılı davranın, saygıda kusur etmeyin. Onlar anaçtır, doğurgandır. Hani cennet onların ayakları altındadır. Evet, cennet onların ayakları altındadır. Dolayısıyla kadınları önemsiyoruz biz. Benim faaliyetlerimde de terapiya, Yasemin Sarı Kişisel Gelişim Enstitüsü'nde özellikle kadınlar ve çocuklara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Peki eğer şöyleyse Yasemin Hanımcığım, bu bir konferans şeklinde gibi olacaksa, evet, normalde öyle oluyorsa ben de oturup dinlemek isterim sizi açıkçası, olur mu? Öyle mi yapalım? Sevdiğimiz renkleri, sevdiğimiz evet renkleri size söylediğimiz zaman siz bizim ne olduğumuzu söyleyebiliyor musunuz? Söyleyeceğiz. Bana rengini söyle, kim olduğunu söyleyeyim diyeceğiz. Evet, evet. Evet, mor. En çok sevdiğim renk. Şimdi şöyle yapıyoruz İkbal Hanım. Ayakta mı duracağız? İsteyen var mı? Yani çok cesurca ne olduğunu ortaya koymak isteyen birisi. Ha? Hanımefendi gelsin mi? Hanımefendinin isim ve soy ismini alarak ben analiz yapacağım. Allah Allah. Tabii. Bismillahirrahmanirrahim. Alayım mikrofonu. Benim yaptığım renklerle karakter analizi. Kadınlarda kızlık soy ismi geçerli. Lütfen isminizi ve soy isminizi alabilir miyim? Kızlık soy ismimi vereyim. Kızlık soy isminizi istiyorum. Şendil Kuzdar. Şendil? Kuzdar. 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 Şendil Kuzdar. Evet. İsmin de soy ismin de pek zormuş anam. Şendil Kuzdal. Kuzdan. Dağ mı? Dan. Kuzdan. Dan. Tamam işte. Evet. Kuzdan. Şendil Kuzdan. Evet, size bakıyorum şimdi. Şendil Kuzdan. Evet. Evet. İki tane yeşil görüyorum. Siz üzerinizde de yeşil giymişsiniz bugün. Gözler de yeşil. İki vibrasyon yeşiliniz var. Yüzümde yani var. Yeşil ne demek? Az önce bahsettiğim şifanın rengi. Ama aynı zamanda sizin istikrarlı bir yapınız olduğunu gösteriyor. Kendine güveniniz evet tam. Kendinize evet güvenebiliyorsunuz. Ve dolayısıyla başka insanlara da güven duymakta evet zorluk çekmiyorsunuz. Evet. Doğru mu? Doğru. Evet. Ama kırmızınız da var aynı evet zamanda. Diyorsunuz ki atak ve güçlüyüm ben. Evet. Şendil Kuzdal. Evet. Evet ve aynı zamanda aşk enerjisiyle doluyum diyorsunuz. Doğru mudur? Maalesef o yok. Ondan hiç tanımam. Siz tanımazsınız ama ben sizin potansiyelinizi de görüyorum. Bu enerjiniz var. Ama evet hayat koşulları gereği insanların potansiyelleri bazen ortaya çıkamamış olabilir. Evet. İşte biz danışmanlığı bu yüzden veriyoruz. Diyoruz ki sen busun. Lütfen bu doğrultuda, bu yolda git. Cesur ol yani. Cesur belki ol de aramayı yani bilmiyorum. Hayır, Allah'a çok şükür cesurum yani. Hiç korkum yok. Hiçbir korkunuz zaman. Korkunuz yok. Sürekli korkunun üzerine giderim. Kırmızı karakterler öyledir. Korkmazlar. Ama sizin eksik renkleriniz de var. Nötr renkleriniz. Evet. Neler onları onlar kullanırsanız eğer onları kullanırsanız daha dengeli bir karakter sergileyeceksiniz. O hayatta önünüze çıkan engeller var ya, belki ilişkilerde sorununuz var, hı-hı, belki parasal sorununuz var zaman zaman değil evet, mi? Evet, evet. Bu sorunları işte o eksik renkleriniz ya da karakter özellikleriniz yüzünden yaşıyorsunuz. Onları hayatınıza geçirdiğiniz vakit
çok daha. Yani evimdeki eşyalara mı, bedenime giydiklerime mi, aldığım tablolar mı, nedir? Hepsi İkbal Hanım. Yaptığım makyaj da dahil olmak üzere. Aynen öyle. Şimdi renk önerisi o kadar geniş bir yelpazede veriliyor ki. Ama en basiti sizin çok kolaylıkla yapabileceğiniz bir şey, kıyafetlerinizde renkleri kullanmanız. Çünkü ten temaslı renkler bizi kendi karakteriyle etkiliyor. Evet. Ya affedersiniz, bunu daha önce de bir renk uzmanı geldiğinde söylemişti ve ben şoka girmiştim. Çünkü bize hep affedersiniz diyorum tekrar, siyah iç çamaşırı giymek hani en güzel budur dendi ama hayır, siyahı teninize değdirmeyin dedi. Doğru mudur bu? Doğrudur. Allah Allah. Şimdi modacılar tabii bir sürü şey söylüyorlar. Ama çoğu tabii sözün meclisten dışarı bu işi bilmiyor. Enerji nasıl çalışır bilmiyor. Evrenin bir enerji dengesi ve ilahi bir düzen var. Dolayısıyla bunu iyi kavramak gerekiyor. Öyle siyah moda onu giyin, zayıf gösterir. Bunlar biraz yanıltmaca. Siz kendinizin ihtiyacınız ne? Onu bilmeniz gerekiyor. Eğer neşeden yoksunsanız turuncu giymeniz gerekiyor. Duygularınız kırılıyorsa, çok çabuk alınganlık gösteriyorsanız turuncu size çok iyi gelecektir. Aşk dünyanızda kilitlenme varsa kırmızı kullanacaksınız. Ve beraberinde yeşil kullanacaksınız. Affedebilme yeteneğinizi geliştirmek için mavi kullanacaksınız. Fakat evet, rengarenk böyle de bütün renkleri üstünüze sen dedin kırmızı ve yeşil. Ama çok güzel oldu, harika. Peki hani biz örtülüyüz diyelim, başörtülerimiz de yine aynı değil mi amaçla? Aynı amaçla tabii ki kullanılabilir ama siyah kullanmadığınız sürece tam tersi siz kendinize daha büyük bir şey yapıyorsunuz, renk terapi yapıyorsunuz. Çünkü ayağı, şöyle çünkü diyorum, aslında çok avantajlıyız. Çünkü siz saçınızı her gün değiştirebilir misiniz? Değiştiremezsiniz. Evet. Biz her gün farklı bir saçla çıkıyormuş gibiyiz. Yani ben renk veriyor değil mi? Evet, aynen öyle. Benim annem de eşarp takar. Burada bir sürü kişi var. Buradan yola çıkarak kendinize renk terapi yapabilirsiniz. Bakın, baş ağrısı çekenler için size iki renk söyleyeceğim. Baş ağrısı için arkadaşlar. Var mı aranızda migreni olan? Bizim orkestrada evet. Ne renk başörtü taksın Emre? Bakın bu rengi görüyor musunuz? Mor. Mor. Bu renk baş ağrısı için idealdir. Aynı o zamanda o da şifa rengi değil mi? Evet. Yaradan'ın rengiymiş. Evet, mor renk titreşimi en yüksek olan renktir hanımefendiler. Al Emre'cim. Canım, fular olarak kullanacaksın. Evet. Bakın, mor rengi kullanırsanız bu sizi sakinleştirecek. Aynı zamanda koyu mavileri kullanırsanız da sizi sakinleştirecektir. Gökkuşağı Tayfun herkes biliyor mu? Gökkuşağı. Gördünüz mü hiç gökkuşağı? Tabii. Kırmızıdan başlar, morda biter. Çizgi çizgi. Kırmızı bizi. Kırmızı bizi bu dünyaya bağlıyor. Mor da bizi Yaradana. Yüksek katlara bağlıyor. Evet, göksel yapıyor. Dolayısıyla moru aşkın, kullanın. Aşkın sen göksel olma, ver onu benim eşarbım. Peki baş ağrısı için, mide ağrısı için de var mı? Var tabii kalp ki. Kalp ağrısı için var mı? Kalp ağrısı için, evet. Yeşil. Yeşil. Ve pembe. Pembe sevginin rengidir. Şey hani mi? Bir dakika. Birisinden para isteyeceksek pembe giymeliymişiz, doğru mu? Hemen yok. Çıkarıp veriyormuş. Öyle mi? Evet. Ona belki sevgi yüklediğiniz için. Çünkü sevginin rengidir pembe. Parayla ilgisi yoktur. Onu söyleyeyim size. Tamam. Parayla ilgili olan yeşildir yine. Evet. Pembe gönlüm sende denir. O yüzden sevginin rengi. Evet. Şimdi bakalım beni ne kadar seviyorsunuz. Bugün evimin taksiti var da Sayın Sarı. Ben de sizi pek seviyorum. Vallahi çok yakıştı. Çok güzel oldunuz. Yani cıvıl cıvıl renklerle dolu olduğumuz zaman karşımızdakinin evet. de haleti ruhiyesini etkileyebiliyor muyuz? Bu sadece kendimiz aynen için öyle. Değil tabii, mi? Tabii. Aynen öyle. Ne yapıyoruz peki? Çünkü karşımdaki gözler adam sürekli karamsar. Borcum harcım var, işler kötü, bilmem iş bulamadım, şöyle böyle deyip duruyor. Hı. Ben de evde akşama kadar ev hanımıyım, oturup kocamı bekliyorum. Gelince o mutlu olsun istiyorum. Ne yapmalıyım? Ne renk karşılamalıyım onu? Evet, yine pembe giyeceksiniz, sevginin rengi. Sevgi her şeyi çözer. Bakın, sevgi öyle bir duygu ki bunu kendi kendinize oyun gibi yapabilirsiniz. Birini sevmiyorsunuz diyelim, hatta ona karşı nefret hisleri besliyorsunuz. Yine bizden uzak olsun bu hisler. Kendi kendinize şunu yapın, gözlerinizi kapatın ve sevgiyi hissetmeye çalışın içinizde.
Bir anlık yapabilir miyiz bunu? Kapatın gözlerinizi. O kişiyi gözünüzün önüne getirin, canlandırın. Kiminle sorununuz var? Gelininizle mi, kayınvalideniz, eşiniz, arkadaşınız? Şimdi onu sevdiğinizi düşün, ona sevgi gönderin. O ne yaparsa, ne yapmış olursa olsun. Yine de sevemiyorsun. Yine de sevemiyoruz diyor. Eyvah. İleri düzeyde bir vaka tabii. Evet. Evet, evet. Yavaş yavaş oluyor bunlar. Bunların provalarını yaptıkça kendinizi sevgiye daha yakın hissedeceksiniz. Evet. Bunu ben arzu ederseniz oturarak da anlatabilirsiniz. Tabii. Kabe'de yaşamıştım biliyor musunuz? Sevmediğim bir kişi tam tavaf sırasında gözümün önüne geliyor. Allah'ım diyorum, ben ona dua etmek istemiyorum diyorum. Çünkü o herkesi böyle üzen bir kadın. Evet. Dönüyorum, yine karşıma o geliyor. Yine Allah'ım diyorum, ne olur onun için dua etmek istemiyorum diyorum. Sonra dedim ki herhalde bir daha kimseyi üzemesin diye dua etmemi istiyor Yaradan'ım. Ben o kadınla orada barıştım. Yani ve dolayısıyla da vücudumdaki ağırlığı da atmış oldum. Evet, aynen öyle. Çünkü olumsuz hisler, birine karşı duyduğunuz hisler, affedememek sizin üzerinizde ağırlık ve hastalık yapar. Ben karşı tarafın haberi bile olmuyor. Hissederim zaten. O efendim? Sevmediğim kişinin kötü kalpli olduğunu hissederim yani. Evet. Amigdalası iyi çalışıyor demek ki, duygusal zekası var. Siz hangi renkleri seversiniz Mustafa Beyciğim? Ben siyah, beyaz, açık mavi. Aynen. Siyah, beyaz, açık mavi. Evet. Müsaade eder misiniz? Tabii, buyur. Ama ben zaten başında söyledim, biliyorum. Bunlar araştırma konusu. Bilim adamları araştırmışlar. Kadınlar, erkekler neleri tercih ediyorlar? Erkekler daha çok siyahı tercih ediyor tabii ki gündelik hayatta. Bu bir alışkanlık ama aynı zamanda bir düşünce yapısını da ifade ediyor. Siyah, ışığı barındırmayan... Bakın burası çok önemli. Işık şifadır. Işık bize güneşten gelen bir şey olmakla birlikte bir hediye. Aynı zamanda kendi ürettiğimiz bir enerjidir ışık. Yani biz bir makinayız insan olarak. Reaktörüz aslında değil mi? Yani üretiyoruz, tabii, üretiyoruz. Tabii üretiyoruz. Şimdi bir çok kısacık bir aramız var olur mu? 10 saniye kadar hemen buradayız. O işte. Evet aslında tam, yok bunu da tam söyleyelim. Kadınlarımızın veya erkeklerimizin, sadece Mustafa Yıldız Doğan kadınlarla sınırlamayalım. İnsanımız son zamanlarda hayır, mutsuz. Hayır, hayır. Şimdi er renk hususunda tabii ki ben ilmine bilmine ben saygı duyuyorum, ayrı bir şey ama anlatmak istediğim şu, kadınlardaki özgürlük yani seçme şeyleri çok renk hususunda. Alternatifleri çok. Şimdi eğer renklerin bu kadar kuvvetli bir iletişim noktasında karşıdaki insanlara yansıması var ise ben de diyorum ki evet. Niye kadınlarımızın %99'u mutsuz bu ve kadar, huzursuz? Onlar değil. Bir de Avrupa'ya baktığınız vakit Avrupa'daki kadınların böyle can alıcı yani ben 18-20 senedir Avrupa'ya giderim. Yani şu pembe mi diyorsunuz o? Aha. Mesela onu ben giyeni görmedim yani. Ondan mutsuzlar, hep intihar edip ama duruyorlar. Ama yok, onlarda hiç mutsuzluk da yok. Olur mu? En hayır, çok intihar. Otele bir gidin bakalım bir. Yani kadın akşamdan sabaha kadar çalışmıştır veya sabahtan akşama kadar çalışmıştır ama karşıdan gördüğünüz vakit bir tebessüm eder. Koskoca bir otelde yani resepsiyona bakan aynı kadın, ondan sonra restoranta bakan aynı kadın ama bir şey var. Ama bizim Türkiye'de öyle mi? Biz Türkiye'de az iş yaparak çok para kazanmayı yani, her zaman istedik. Yani ilgimi çekti onun açısından söylüyorum. Acaba şimdi ben siyahı seviyorum, evet beyazı seviyorum. Yani ben siyah, beyaz ve açık mavi gömlek. Başka yani giymem yani. Ya peki bu bir öğretilmiş şey de olabilir mi bize? Canım. Çünkü hayır neden? Ben diyelim ki bir erkek arkadaşıma, oğluma kırmızı, pembe, yeşil bir şey alsam. Ay bu kız rengi ben giymem. Daha çocuk doğmadan... O kızsa pembe, erkekse mavi diye bir şartlandırmayla getiriyoruz dünyaya çocukları. Hatta yani eskiden cinsiyetinin ne olacağını bilmiyorduk ya. Eğer her şeyi pembe yaptıysak ay hay Allah oğlan oldu ben bunu nasıl giydireceğim? Şimdi sil baştan her şeyi yapmamız evet, lazım. Evet. Biz mi sınırlandırıyoruz? Tabii ki. Yani bir takım alışkanlıklar var az önce söylediğim gibi. Bize dayatılan şeyler var. Hayatınızda ne kadar mutlu olduğunuzu bir düşünün.
ne kadar farkındasınız yaşadığınızın? Nasıl sorunlarla baş etmek zorundasınız? Hayat bu hale nasıl geldi? Düşünüyor musunuz hiç? Bunları sorgulamamız gerekiyor. Artık o eski düşünceleri bir kenara bırakmamız gerekiyor. Peki aslında şu da var belki de. Yaradanım da eğer renklere bu kadar anlam yüklememiş olsa, bu kadar sebzenin, meyvenin farklı farklı renkleri olmazdı herhalde, değil mi? Yani hepsi aynı renk olabilirdi. Bunu da bir çözmek lazım, öğrenmek zaten lazım. Kısacık bir mesele o. Evet. Yani bu, renk bilimciler doğaya bakarak renkleri tespit ediyorlar. Onların psikolojik olarak etkisini ölçümlüyorlar. Newton güneş ışığını prizmadan geçirerek bir deney yapıyor. 7 renge bölündüğünü görüyor. Hepsinin ayrı karakteri olduğunu ve insan psikolojisine ayrı ayrı etkileri olduğunu görüyor. Bakın bu renk analizinde, renk çemberinde gördüğünüz gibi renk analizinde 9 rengimiz var. Çemberimizde 8 rengimiz var. Güneş tayfının 7 rengi. Hepsini öğrenelim az sonra inşallah, olur mu? Eyvah eyvah, şimdi ismimi soy ismimi söyledim, hemen reklam arasında zannediyorum ki bana sorular soracak, her şeyi ortaya dökmüş bile, eyvah. Tabii hiç soru sormama gerek yok, bilimsel olduğu için evren bunu tespit ediyor. Ne yapıyor? Bakın sizin iki karakter özelliğiniz ön plana çıkmış, turuncu ve mavi. Çok güzel, bakın burada da göstereyim. Turuncu ve mavi. Evet. Ne demek? Ne turuncu demek? Karakter çok neşeli, yapıcı ve yaratıcıdır. Yaratıcılığın rengidir. Sonradan turuncu bir gol atmazsınız inşallah. Maviye kadar gelelim. İyi. Bu iyi. Mavi de çok iyi. Onurlu, gururlu, mağrur kimliğinizi gösteriyor mavi. Ve affedebilme yeteneğiniz kuvvetli. Bakın az pek önce duymasınlar canım bunu yani. Hani hata yapmaya evet, devam edebilirler. Evet, aynı zamanda iletişimin rengidir. Mavi karakter özelliğinde olan kişiler mutlaka iletişimle ilgili bir meslek seçerler. Sizin seçmişim de yapmış olduğunuz gibi. Sarınız önde. Sarıda güneşin rengi ve gözün hiç yorulmadan algılayabileceği bir renk. Ve siz zeki olduğunuzu da gösteriyorsunuz sarıyla. Buluşçu ve projecisiniz. Daha bitmedi. Gerçekten. Bitmedi. Evet. Yeşiliniz var. Az önce çok bahsettik yeşilden. Denge, huzur ve güven dedik ve şifacıların rengi dedik yeşil için. Ağrılarını geçiriyorum arkadaşlarım. Geçirirsiniz, evet aynen. Böyle yeteneğiniz var. Aynı zamanda opaliniz de var. Siz bilge bir tavırla diyorsunuz ki işte hayat bundan ibaret. İnsanlar niye kafa yoruyor ki? Çok kolay çözümleyen bir haliniz, bilge tavrınız. Bu güzel. Lal renginiz var. Acımak duygunuz biraz fazla. Maalesef. Evet. Bazen insanlara hayır bazen diyemiyorsunuz. Bazen cebimde 5 kuruş kalmıyor ona buna vermekten. Bazen evet. Çivit maviniz var ikili ilişkilerde. Dürüst biri varsa tabii ki karşı tarafta uzun vadeli ikili ilişkiler yaşayabilme potansiyeline sahipsiniz. Sadece bir eksik renginiz var. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Eflatun bakın mor dedik ya az önce. Hı-hı. Üzerinize giymişsiniz zaten bugün. Ben çok seviyorum. Ve koltuklar da o renk. Yani bunlar tesadüf değil. Sizin eksik olan renkleriniz burada size yükleniyor zaten. Yani kullanmanız gereken renk bu. Mor. Burada da yazdım size. Reçeteniz burada. Bakın. Turuncu mavi karakter. Evet onu okuyun. Eflatun yatak çarşafları ve giysiler kullanın. Benim yatak çarşaflarımı şimdi gösterecekler. Yani yatak örtüm pembe. Fuşya. Olur mu? İyidir. İdare evet eder miyiz? Eder. Gösterecekler bakalım fotoğraf yani kareler gösterecekler. Odalarda nasıl olmalı? Yanlış seçim mi yapmışım? Doğru seçim mi yapmışım? Hadi bakalım. Bize buyurun hadi. Maniniz yoksa bekliyorum. Gösterecekler. Uçuk mavi. Çiçekler opal renkler var. Kullanmışsınız. Uçuk renkler masam yani. Masam beyaz. Krem. Evet. Perdeler de krem. O ortadaki masayı çekmiş. Nötr renkler bunlar, evet. Çünkü dışarıdan yeşil, Mustafa Bey komşum olacaksınız ya inşallah. İnşallah. Etra. Yani evimde bir tek yapay çiçekler, bu güller, onun haricindeki her şey canlı. Çarşaflarınızı görecek dur miyiz? Dur bakalım, çarşaf değil de yatak örtümü. Piyano, hani siyah, keşke beyaz alsaymışım madem de. Halılar krem. Krem belirsizlik mi demek? Ne demek? Nötr bir renk nötr tabii. Mi? Belli değil hangi renk oldu ama üzerine renk katabilmeniz için güzel bir zemin. Hı hı. Biz de onu tavsiye yani ediyoruz. Yani koltukların örtüsünün altında da pembe şeyler var. Başka bir döşeme de var. Şey mi görüyorum? Mor tablolar renk mi? Tablolar.
Duvarın rengi? Duvar yine açık renk, kum. Heh. Üzerindeki tablo çok güzel bir renk mesela. O sizin ihtiyacınız olan bir renk, mor. Kutsal bir kata taşıyor. Mor, mavi, sonra Ebru sanatıyla yapılmış birçok renkte tablo var. Denizaltı. Meral Bingöl'e ait bir tablo o. Bu da Meral Bingöl'e ait bir tablo. Banttan dolayı çok iyi belki göremiyoruz ama. Yani evin tamamını göstermemişler de kesmişler. Çocuğun odası. Oyun odası burası. Burası aslında çocuğun odası gibi ama misafir de geldiği zaman kalabiliyor. Esas onun odası yan taraf. Kırmızı beyaz dolabı var. Analizini yaptırdınız mı çocuğunuzun? Analizini çocuğum yeşil rengi çok sevdiğini söyledi. Sorduğu vakit. Yani çocuğun odasında çok fazla kırmızı kullanmayın, saldırganlaştırırsınız gibi bir şey söyledi bir uzman. Ama Efe çok sakin bir çocuk yani. Belki kırmızısını ötürdür. Ha, olabilir. Efe, evet. Mesela isminde yok, soy isminde. Mehmet Efe. Mehmet de Efe yok. Kara gözlü. Ama yeni bir kanun çıkmış arkadaşlar. Nedir? Boşanan çiftlerde eğer çocuğun velayeti annedeyse anne kendi soyadını verebiliyormuş çocuğuna. Bakarsın Mehmet Efe Gürpınar olur. Karar verirse isterse. Ama sonradan çıkan kurallar bizim için geçerli değil. İlk olan mı? Evrensel olarak kadınlar babalarının soy ismi ile anılıyorlar. Erkekler de aynı şekilde. Hayır, kadın evlendikten sonra soy ismi değişiyor ya. O bizim için önemli değil. O sosyal bir şey. Bizim için önemli olan sizin gerçek soy isminiz. O da babanızın soy ismidir. Yine kırmızı siyahlığımız yatak örtüsü var. En üst katta canlı çiçek kullanıyorum. Onun enerjisi olduğunu söylediği için başka bir odam. Burası işte benim yatak odam. Yer minderleri var. Evet, pembe sevginin rengi bu ideal. Önerdiğimiz bir renk yatak odasında. Eğer uykusuzluk sorunu çekiyorsanız mor öneriyoruz. Mor. Eflatun, lila, işte mor aileden bütün renkleri düşünün. Belki yatak başlığı yaptırmayı düşünüyorum. Onu öyle yapabilirim. Uykusuzluk çekiyorsa. Peki karı koca kavga ediyorsa ne renk kullansınlar? Kesinlikle kırmızı kullanmayın. Soğuk renkleri kullanın. Diğer bütün soğuk renkleri ve mavi. Mavi barıştırır. Başka türlü soğukluğa da yol açmasın? Affedici olur. İşte onun dengesini kuracaksınız. Tartışma varsa. Başka türlü soğukluğunuz varsa, cinsel soğukluk, onun için kırmızı kullanacaksınız bir dönem. Bunların hepsinin reçetesi var. Yani hep, denge, hep aynı ay, renk değil. Öyle mi? Hayır, yani neyse sorunuz. Ben herkese aynı renk öneremem ki. Sizin sorununuz bu. Diğerininki başka bir şey. Diyelim ki yüksek tansiyonu var, ona kırmızı öneremem. Çünkü kırmızı yüksek tansiyonu tetikler. Allah Allah. Heyecanlandıran bir renktir. Tabii 40 saniye bakın kırmızıya, tansiyonunuz yükselir. Yüksek tansiyonu olana mavi, alçak tansiyonu olana kırmızı. Evet. Düşük tansiyonu olana. Tansiyonunuz neyse şimdi eyvah, ben bundan sonra iki renk giyineyim. Yüksek tansiyonlar şu tarafa baksın, düşük tansiyonlar sağ tarafa baksın. Biraz da müzik diyelim mi? Diyelim. Sorular gelebilir çünkü bu ilginç bir mevzu sevgili seyirciler. Çok da kafa yormadığımız aslında önemli bir bilim dalı. Telefon açabilirsiniz, sorularınızı sevgili konuğumuz yanıtlayabilir. 0212 300 0404. Peki bu yeni albümü yaparken efendim en çok keyif aldığınız eser hangisiydi ve hangi halet-i ruhiye içinde yazdınız diye sorsam mikrofon alabilir miyim? Vallahi hepsinde yani güzel çalıştık. Bir de özgür çalıştık. Yine Ercümen Tekin kardeşimle gecemizi gündüzümüze koyduk. Hatta ben yalnızca besteledim. Ya yani işte sözünü yazdım falan. Ama Ercüment çok uğraştı. Çok gerçekten editi olsun, mix olsun, mastering olsun her şeyle Ercüment yaptı. Güzel kardeşim. Güzel. Ercüment Bey de bir alkış. Evet. Mustafa Yıldız Doğan geliyor. Evet. Thank you.
gençliğime heder ettim, gençliğime başka gönle göçtüğüme yazık ettim, yazık. Başka gönle göçtüğüme yazık ettim, yazık. Bakma gülü geçtiğime heder ettim, gençliğime başka gönle göçtüğüme yazık ettim, yazık. Başka gönle göçtüğüme yazık ettim, yazık. Bakma gülü geçtiğime heder ettim, gençliğime başka gönle göçtüğüme yazık ettim, yazık. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bir şey merak ettim Yasemin Hanımcığım. Burada hani puanlar vermişsiniz ya, 2, 3, 0 verdiğiniz arzuların değişimi eksik olduğu için mi bana Eflatun giy dediniz yoksa? Eflatun dedim, evet, karşısında Eflatun yazıyor bakın, 7 numara. Hiç yok öyle mi o bende? Evet. Arzuların değişimi, değişiminin olmaması kötü bir şey şimdi mi? Şimdi orada bir cümleyle ifade edildi renkler. Bunlar sayfalar dolusu yazılabiliyor. Kutsal ve ulvi bir kat dedik ya, hoşgörülü yapar kişiyi. Belki biraz bazı konularda prensip diyorsunuz siz onlara ama sabit fikirlilik sabit olabilir. Sabit fikirlilik olabilir. Evet. Dominantlık filan. Olabilir, evet. Benim dediğim doğru. O yüzden boyun ağrıları olurmuş. Telefon var. Benim dediğim doğru diyor Şükran. Benim dediğim olacak, telefonu bağla diyor. Ben de tamam diyorum Şükrancığım, kızma. Alo. Merhabalar İkbal Hanım. Hoş geldin sana efendim. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Kelime öğrenmek istiyorum mümkünse. Tabii. Türkan Avcı hanımefendi. Bu evet. Kızlık soy isminiz midir acaba? Evet, evet. Tamam, Türkan Avcı. Göbek adınız yok değil mi? Yok. Yani bakarak söyleyeyim. Türkan Hanım, siz ileri derecede turuncusunuz. Yani neşeli ve yapıcı bir haliniz var. Ve duygusalsınız da. Duygularınız hep ön planda. Aynı zamanda sarı özellikler taşıyorsunuz. Zeki bir insansınız. Buluşçu ve projecisiniz. Ben orada isme bakıyorum da bu arada. Evet. Buluşçu ve projecisiniz. Ve A titreşimi var. O da kırmızıdır. Atak ve güçlü. Kendinden emin bir karakteriniz evet. var. Lal renginiz var. O mantıklı şekilde yerinde. Orada bir sıkıntı yok. Fakat bakın hı-hı. eksiklerinizi söylüyorum. Maviniz, evet. Türkan Hanım, maviniz nötr. Yeşiliniz nötr. Yani göğüsle ilgili bölgede belki problemler yaşıyor olabilirsiniz. Ve hı-hı. güven duymakta biraz sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz hayatınızda. Evet. Doğru evet. mudur? Evet, doğrudur. Evet. Türkan Hanım, huzuru bulmak için enerji çalışmalarıyla ilgilenmenizi şiddetle tavsiye ederim. Sizin reçeteniz bu bana göre ve yeşil gıdalarla beslenin bir süre. Olur mu? Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi günler. Çok teşekkür ediyoruz. Peki o zaman madem isimimizdeki harfler bu kadar önemli, evet. çocuğumuza isim koyarken neye dikkat edelim diye sormam gerekmez mi? Tabii ki. Şimdi çocukların ismini koyarken bir danışmanlık veriyoruz. Tabii orada ailenin katı olmaması gerekiyor. Yani illa ben işte şu ismi babamın istiyorum. İsmini koyacağım dememeli. Ya da öyle diyorsa, çok istiyorsa, arzu ediyorsa biz ona ek isimler de önerebiliyoruz. Bir göbek adı. Telefon varmış, onu da alalım vakit kalırsa. Çünkü ismiyle müsemma deriz ya veya ismi kaderine yansımış deriz. Bazı isimleri koyuyoruz. Gerçekten onu yaşıyor o kişi. Evet. Hani Sabriye koyuyorsunuz. Hep sabredecek şeyler veriyor yaradan. Bunun bir sihri var mı acaba? Merhaba. Alo. Telefon varmış. Alo. İstanbul'dan. Perihan Kalem. Evet. Nasılsınız Perihan Hanımcığım? Teşekkürler İkbal Hanım. Siz nasılsınız? Teşekkürler. İsminiz, soy isminiz, kızlık soy ismi bu değil mi? Göbek adı varsa evet. onu da rica ediyoruz. Yok. Sadece ilk doğduğum zaman rahmetli anneannemin ismi koyulmuş. İsmimi kabul etmediğim için bir süre
hani büyüklerimiz söyler ya, ağlama falan filan. Ondan sonra ismim değiştirilmiş. Allah Allah, ne yapılmış peki? Rahmetli anneannem ismi Ayşe'ydi. Çok fazla ağlama nöbetleri. Evet, yani normal bir bebeğe göre çok fazla. Gaz sorunundan dolayı olmuş olmasın bu? Hani bebeklerde... Yok. Yok. Peki yok. O zaman değiştirdiklerine göre hangisini ciddiye alacaklar? Normale dönmüşüm. Efendim şu anda Perihan ismini kullanıyorsunuz değil mi? Kimliğinizde evet. Bu isim mi var? Evet. Peki. Hatta 17 yaşlarındayken ismimi değiştirmek çok istedim. Halen de istiyorum. Şimdi bu sizin büyük annenizin ismi mi? Hayır, o Ayşe'ymiş. Değil. Ayşe'ymiş. O değişmiş. İyi ki değişmiş. Öyle mi? Tabii ki zaten sıkıntısını yaşamış. Böyle vakalarla çok karşılaşıyoruz. O yüzden diyorum çok katı olmayın. Büyüklerimin ismini koyacağım diye. Çünkü onun karakter özellikleri neyse pozitif ya da negatif onları taşıma riski taşıyor. Dolayısıyla bütün renkler dengede olsun diye artık bilimsel bakılıyor bu olaya. İsim çünkü çok önemli. Hayat boyu taşıyoruz hangi değil mi? Hangi harfler olmalı? Hangi harfler olmalı? A, J, S, Ş, 1 numara kırmızı. Bütün harfler olmalı. 9 ana karakter özelliği. Bakın Perihan Hanım sizin nötr renginizi evet. Söyleyeceğim. Evet. Çok uzatmamak adına çünkü daha sonra bana ulaşın. Bu ayrıntılı bir saat süren bir analiz aslında. Çivit mavi rengine ihtiyacınız var sizin. Çivit mavi. İkili ilişkilerde sorun yaşıyorsunuz. Aynen. Çok doğru. Evet. Hep de yaşayacaksınız. Eğer karşınızdaki karakterde çivit mavi karakter özelliği yoksa. Yani sizin kesinlikle. İyi bir ilişki yaşayabilmeniz o için... O tamamlanma o mudur? Evet, aynen vay. O. Karşı tarafın analizini yapmamız gerekiyor. Eğer orada da bir eksik varsa o ilişki yürümez. Zaten yürümüyor da değil mi? Kesinlikle, maalesef. Yani belli bir süre sonra uyumsuzluk. Çok zıt geliyoruz birbirimize. Evet. Ve 22 yaşıma kadar mavinin bütün renklerini kullandım. Çok özür dilerim. Çorabımdan eşarbıma varıncaya kadar mavinin her türlü. Artık annem belli bir noktadan sonra kıyafet alırken mavi dışında istediğin her rengi al. Mavi belki de ondan sonra değişti işte. Çivit mavi alacaksınız. Bakın çivit mavi. Sizin maviniz var zaten. Mavi karaktersiniz evet. Ama çivit mavi seviyorum. İkili ilişkileri yöneten bir renktir. Bunlar sembol. Asıl söylemeye çalıştığımı algılayın siz. İkili ilişkilerde sorununuz var. Onu çözmek için renk terapi gerekiyor. Almanız gerekiyor. Kısacık bir ara peki bir gözlük takmıştı bana renk uzmanı. Benim eksik evet. Rengimi bana yüklemişti. Öyle bir şey var mı gerçekten? Renk projeksiyonu denilen. Renk projeksiyonu. Az sonra bir de o konuyu konuşalım. Mutlu oluyor gerçekten. Yasemin Sarı Hanım Efendi'ye çok teşekkür ederiz. Renk uzmanı Mustafa Bey de bayağı bir sorular sordu. Ne çıktı? Hadi bana da söyle. Hocam söylesin onu. Güzel yani. Vallahi bütün renkleri çıktı Mustafa Bey'in. Evet o inatla ben siyah giyeceğim diye diretiyor ama o renkli bir her karakter. Her şeye ihtiyacı mı var aslında? Hayır. Bütün renkler tam bu genelde çok nadir çıkar. Allah Allah. Renk analizinde bir iki renk eksiktir insanlarda. Mustafa Bey'de hiç tam. Hiç sıfır yok. Ama fazlası var. Onu söyledim ona. Ne o? Kırmızısı biraz fazla. Yani olmadık yerlerde öfke patlamaları yaşatabilir dedim. Saldırgan yapabilir dedim. Ve müşkül pesentaller sergileyebilir dönem dönem. Bakın yemek gibi düşünün renkleri. Yani biz değerler fazla yersek. Var. Evet. Fazla değerler olunca o zaman o rengin olumsuz özelliklerini taşıyor kişi. Evet, onun dışında gayet güzel. 3 vibrasyon yeşili var. Denge, huzur ve güveni yakalayabilmekte başarılı kendisi. Fakat orada da bir fazlalık olduğu için bazen megalomaniye giden kendine güven gerçekleşiyor. Fazlasın Mustafa Yıldız'dan, fazlasın. Hayırlı evet. Uğurlu olsun çok yeni albüm ama inşallah. Güzel. Bereketli olsun. Sevgili güzel seyirciler, de. Yarın Sayın Hocamız Yavuz Bahadıroğlu Beyefendi bizlerle beraber olacak ve Eda Karaytuğ ile beraber inşallah güzel bir cuma geçireceğiz. Saat 13'te yani 1'de, bugünkü gibi 12'de değil, program saat 1'de başlayacak. Lütfen arkadaşlarınıza söyleyin, sizin bir acaba öneriniz olabilir mi? Neyle ilgili efendim? İsim konusunda hani son bir dakikamız kaldı. Sakın ha şu harf içermeyen isimler koymalısınız. Hayır, öyle bir şey var bütün mı? Bütün harflerin dengeli bir şekilde olmasını bekliyoruz, istiyoruz. Yani siz düşündüğünüz ismi bana söylüyorsunuz.
bakıyorum, analize sokuyorum soy ismiyle. Eksikleri varsa ona ek bir isim öneriyorum size. Bu genelde birkaç alternatif olabiliyor. Hangisini isterseniz? Ona bakarak seçebilirsiniz çocuğunuzun ismini. Çocuğumun dersleri iyi değilse odası ne renk olmalı? Sarı renk, zekanın rengi. Sınav dönemi sarı kullanmasını öneriyoruz çocuklara. Sarı, sarı kurdelem, sarı. Allah'a emanet olun efendim. Teşekkür ediyoruz ben tekrar teşekkür tekrar. Bütün... 18'inde 18 Mart Cumartesi günü Manisa konserimiz var. Oo. 4 Mart'ta da Allah izin verirse Haliç Kongre Merkezi'nde konserimiz var. Oo. Buradan herkese duyururuz. Bize davetliyiz çok yani teşekkür inşallah. Ediyorum. Görüşmek eyvallah, üzere efendim. Allah'a emanet olun.